Bir önceki videoda G ve 90 derecenin bir arada yahut uzak olma durumunu incelemiştik. Soru kalıpları bunun etrafında dolaşacak. Bir soruda G var, 90 var. Kuvvetle muhtemel kazanım olarak muhteşem üçlü sizden istiyordur. Şimdi bu videoda ise G ve açıortayı inceleyeceğiz. Yani bir soruda açıortayla G yan yanayken ya da açıortayla G birbirine uzakken durum nasıl olmalı? G ve açıortay birbirine uzak. Yani soru şu tipte bir soruysa yapacaklarımızı burada göstereceğiz. G ve açıortay yan yanayken yani bir aradayken soru tiplerimiz de bu şekilde ifade edilecek. Şimdi açıortay açıyı ortalayan doğru demektir. Açıortay bir nokta ya da bir açı değil. Açıortayın kendisi bir doğrudur. Benim öğrencilerim genelde bunu karıştırıyorlar. Açıortayın kendisi bir doğrudur. Bakın mesela AG bir açıyı ortalayan bir doğrudur. Ya da şuraya E diyelim. GE açıyı ortalayan bir doğrudur. Ancak AG BAC açısını ortalayan bir açıortay doğrusu. GE ise BGC'yi iki eş parçaya bölen bir açıortay doğrusudur. Peki bu tarz sorularda nasıl ifade edeceğiz kendimizi? G'nin birinci özelliği gittiği kenarı iki eş parçaya bölmesiydi ve K'ya 2K gibi ikinci özelliği vardı. Yine burada da aynı şey yapalım. G'nin iki özelliği vardı. Birinci özelliği gittiği kenarı iki eş parçaya bölmesi ve K'ya 2K özelliğinin olması. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. İkizkenar bir üçgen düşünün. Ve bunun bir simetrik ekseni olduğunu düşünün. Şuradan bunu bir simetrik bir şekilde böldüğünüzü düşünün. Eğer bu ikizkenar üçgense her şey moda üzerine katlanması gerekiyor. Yani bu açı 90 ise bu da 90 olmalı. Bu alfa ise bu da tekrardan alfa. Ve bu açı ortaysa bu da açı ortay. Yani şunu makas gibi düşünün. Şuradan tam ortadan ikiye böldüğünüzü düşünün bu üçgeni. Sağındaki ve solundaki her şey birbirine aynısıysa bu üçgen ikizkenar bir üçgendir. Zaten ikizkenarı görünce dikme indiririz. Dikme, kenar ortayı, kenar ortayı, açı ortayı. Bunlar hep birbirini takip eden durumlar. O halde bakın bir uzunluk gelmiş. Şu şekilde bir uzunluk. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Bu uzunluk gelmiş. Açıyı iki eş parçaya bölmüş. Yetmemiş. Kenarı iki eş parçaya bölmüş. O zaman sizin soruda görmeniz gereken ikinci durum şu. Şu mavili ya da su yeşili olarak gösterdiğim yerlerin dışında görmeniz gerekenleri söylüyorum. Bir kere açılara 90 derece yazacaksınız. Ve madem bu bunun simetrisi yani bu makas gibi şunu şuradan tam ortadan ikiye bölmüşse en büyük üçgen ikizkenardır. Geldim buna. Madem bu yapı geldi. İki eş parçaya böldü. Açıyı iki eş parçaya böldü. O zaman buradaki küçük üçgen ikizkenar. Bakın bir önceki derste ne yaptık? G ile 90 uzaksa en büyük şekil bir muhteşem üçlü. Şu üç parça birbirine eşit. Ancak burada küçük üçgende muhteşem üçlü gördüm. Benzer şekilde en büyük üçgen ikizkenarlığı ve küçük üçgen ikizkenarlığını görüyorum. Bir sonraki videoda başka durumlarla birlikteyiz.